Töresiyle adil ve zaferleriyle şanlı olan Berke Han'ı selamlar. Devletinizin üstünde parlayan güneş daim olsun. Zalimlere karşı yapacağımız ittifakı neticeye bağlamak için bizzat huzurunuza geldim. Anadolu'da ahval nedir Ertuğrul Bey? Anadolu büyük cenk için kıvılcım bekler. Cümle obalar Hülagü Han'ın ordusuna pusat elde atılmak için bekler. Onları her yerden kuşattık. Sen Hülagü Han'ı kuşattık dersin ama bize gelen haberler başka türlüdür. Gönderdiğimiz yardımlar Hülagü Han'ın adamlarının eline geçmiş. Yardımları teslim almak için alplerimiz gittiler. Hülagü Han'ın adamlarının bir tuzak kuracağı malumatı bize de geldi. Lakin tedbirimizi evvelden aldık. Bize gelen malumatlar aksini söyler Ertuğrul Bey. Hepsi düşmanlarımızın elindeymiş. Anlaşılan yardımların akıbeti muamma. Peki ya Torontay? Ona ne oldu? Torontay'la görüştük. Lakin Hülagü Han'ın adamları bizi tuzağa çekti. Torontay maalesef öldü. Yardımlar muamma. Elçim öldürülmüş. O vakit sen ne cüretle karşıma gelirsin Ertuğrul Bey? Bütün bu meseleleri konuşup bilmeniz gerekenleri söylemek için. Zira bütün bu hadiselerin üzerine kapkara bir perde örtülmüştür. Bu perdeyi kaldırmamız icap eder. Yardımları almak da, elçimi sağ salim göndermek de senin vazifendi. Sen daha bunları yapmamışsın, buraya gelip bana neyi anlatırsın? Ne perdesi kaldırırsın? Nasıl itimat edip de ittifak yapacağım ben sizinle? İşlerin altında parmağı olanların isteği de budur zaten. İttifakımızı çökertmek. Buraya sizi de bizzat alakadar eden çok mühim şeyler söylemeye geldim. Söyle o vakit. Hususidir. Şayet baş başa görüşürsek gerekli malumatları vereceğim. Dediğim gibi bu sizi de bizzat alakadar etmektedir. Herkes çıksın. Ertuğrul Bey'le baş başa görüşeceğim. Seni dinlerim Ertuğrul Bey. Neymiş bakalım bu işin altında parmağı olanlarla alakalı malumat? İhanet. Devletiniz içinde Hülagü Han'a malumat taşıyan bir hain vardır. Her devletin içinde kendini kemiren kurtlar vardır Ertuğrul Bey. Bunu sen de iyi bilirsin. Lakin tez zamanda aşikar edilirler muhakkak.
meselenin bizzat sizinle alakadar olan kısmı da tam da burasıdır. Söyle, neymiş? Hain sizin en yakınınızdadır. Kadar fenadır ve affı yoktur. Bugüne dek aramızdaki irtibatlara dair Hülagü Han'ın adamlarının eline geçen malumatlar alelade malumatlar değildir. Hepsi en mühim ve en gizli malumatlardır. Bu sebeple bu hainliği yapanlar da alelade kişiler olamazlar. Kim o vakit? İsim ver bana. Bunu beraber açığa çıkaracağız. Şimdi bilmem gereken en yakın sırdaşınızın kim olduğudur. Ben devlet meselelerini yakınımdaki birçok adamla görüşür danışırım. En yakın. Size en yakın olan kişi. Kimsenin bilmediklerini bilen. Kıyat. Sakın bana Kıyat'ın hain olduğunu söyleme. Çünkü o bu devletin en kıymetli veziridir. Siz ki şanlı ve bilge bir hansınız. Devlet işlerinde nice oğlun babayı dahi sırtından hançerlediğini iyi bilirsiniz. Tarih böyle hadiselerle doludur. Bu bir hakikattir. Peki senin hakikatin nedir Ertuğrul Bey? Kıyat benim yıllardır dizimin dibindedir. Sense Anadolu'dan daha bugün gelip en yakın adamımı ihanetle suçlarsın. Bu işler iddia ve evhamla değil delille olur. Var mıdır delilin? İspat edeceğim elbet. Lakin bunun için sizin de yardımınıza ihtiyacım vardır. Ne yardım? Haini açığa çıkarmak için bir yem atacağım. Sizden dileğim... Bu uğurda bana müsaade vermenizdir. Sizin için bu vaziyetin ne denli zor olduğunu bilirim. Lakin hem hak davası hem de devlet için başka çıkarımız yoktur. Onu sınayacağız. O vakit her şey aşikar olacak. Lakin bir şartım var. Şayet Kıyat hain çıkmazsa o vakit senin kelleni alırım. Kabul. Şimdi de bana. Nasıl sınayacağız onu?